Eva kağıtları üzerine azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfatları belirlediğimiz şekillerde çizip keseceğiz. Mesela adenin nükleotit için bu şekli belirledik. Azotlu organik baz için, 5 karbonlu şeker için belirlediğimiz bu şekilleri kesiyoruz. Farklı renkler seçiyoruz. Fosfatlar için yuvarlak yeşili seçtim. Adenin, timin birbirini tamamlayacak şekilde. Şimdi hazırladığımız bu organik bazları şu şekilde üst üste birbirine yapıştıracağız ve bunların bu şekilde pipetin içinden geçmesini sağlayacağız. Yani DNA modelimiz sabit bir şekilde olmayacak. İstediğimiz zaman bazları, şekerleri çıkarabileceğiz. Pipetlerimizi orta noktasından yorgan iğnesiyle deliyoruz. Kestiğimiz 2 santimlik yaklaşık pipetleri geçiriyoruz.